Sesim geliyordur. Sesim geliyordur. Aslında açık şu an. Hiç ses gelmiyor mu? Deneme ses. Bir 15 saniye beklesene. İyi. Sesle ilgili. Sanki bir deneme yaptıydık sesle ilgili. Ya. Geliyordu. Sıkıntı yoktu. Baktığım şeyden açık, OBS üstünden sesler açık. Bilgisayar üstünden bakıyorum. Bilgisayarda ses açık. İzin verilen uygulamalar falan filan. Oraları da göz attım. Burada sıkıntı. Aynı atla diyor bak. Currently in 100 OBS Studio. OBS Studio. Hiç gelmiyor mu ses? Şeyi, sekmenin sesini falan kapatmış olmasın? Alo. Alo. Ses. Geliyor mu? Tamamdır. Geliyor mu? Süper. Gelenler odan kadarıyla. Tamamdır. Tamam. Tamamdır. Aynen. Merhaba arkadaşlar. Bir 10-15 saniye sonra veya 30 saniye sonra başlayacağım çalışmaya. Son bir kontrol yapayım kendimce. Hallettikten sonra başlıyorum. Umarım sesim sorunsuzdur. Görüntüde de herhangi bir sorun yoktur. Sorun yoktur. Farklı görüntüyü şuradan açayım. Bu kod çalışmasına geçtiğimiz zaman bu görüntü kapatın tam ekran görmek adına. Ben çok kısaca hem kendi heyecanımı atmak adına hem de biraz daha böyle ısınmak adına biraz kendimden bahsedeyim, biraz Ether Action'dan bahsedeyim. Çok 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 kısa kısa. Ondan sonra hemen sunuma geçelim, webinara geçelim. Webinar konusunu biraz açayım ondan sonra. Nelerden bahsedeceğim, niye böyle bir şeye ihtiyaç duyduğum gibi biraz başlayayım anlatmaya. Öncelikle adım Ceyhun Çelik. Ether Action'da Frontend Developer olarak çalışmaktayım yaklaşık 3 yıldır. Bu süre içerisinde katıldığım bütün projelerde aktif olarak yani React teknolojisiyle geliştirmeler yapıyoruz. React'ın da yanında vazgeçilmez gibi artık bütün projelerde Redux kullanıyoruz. En başından itibaren Redux'la birlikte geliştirmeler yaptığımızda yani ilk başta biraz daha böyle toy olduğumuzdan tam böyle nasıl geliştirelim, nasıl yazılır, avantajları nelerdir gibi gibi konulara tam hakim olmadığımızdan biraz daha internetten böyle hazır best practice'ler üstünden falan gidiyorduk. Burada bir iki hata yaptık kendimizce. Biraz böyle hatalı gittiğimiz noktalar oldu. Farkında olmadan çok iyi yaptığımız geliştirmeler oldu. Ben de bunu dedim ki kendimce dilim döndüğünce paylaşayım sizlerle de. Bu yüzden böyle bir Redux Advantage adı altında bunu bir sunumlaştırıp biraz da en son koda dokunup işte bir iki noktada örnekler göstererek dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım dedim.
Yaşından bahsedeyim dedim, çok bahsetmedim. Kabaca biraz böyle bahsedecek olursak. Bir dakika. Çok kısaca bahsedeyim. Etreş'in 2002 yılında kurulan, Türkiye ve yurt dışında faaliyetler gösteren bir firma. Farklı farklı sektörlere çözüm ortaklığı adı altında projeler, yazılım, proje, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmayı hedefleyen Türk yazılım firması ve Ar-Ge kuruluşu. Ben de 3 yıldır bu firma altında geliştirme çalışmalarıma devam ediyorum. Bu firmaya elimden geldiğince destek oluyorum diye. Direkt sunum konusuna geçeyim. Çok 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 uzatmayayım. Sunumun konusu, bahsettiğim gibi Redux'un avantajlarından bahsetmeyi planlıyorum. Bunu daha önce de ifade ettiğim gibi kendi geliştirme sürecimde gördüğüm eksiler, artılar gibi böyle biraz dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Bu sunumda ilerlerken, webinarda ilerlerken başta bahsetmek istediğim konular. Öncelikle birazcık Redux'tan bahsedeceğim. Sonra bu Redux nasıl ortaya çıktı, nereden ortaya çıktı, niye bu kadar çok tercih edildi, niye Redux gibi bir kütüphane veya bir mimari ihtiyacımız var, Redux'ın faydaları nelerdir ve nerelerde kullanabiliriz gibi sorulara başlayacağım. Yani bu başlıklar altında ilerleyip bu sorulara cevap vermeye çalışacağım dilim döndükçe. Kısaca biraz Redux'tan bahsedeyim. Şöyle, ama bunu yaparken, ya bu Redux'tan bahsederken temel akışı nasıldır, projeye nasıl entegre edilir, işte action reducer yapısı nasıldırdan ziyade bunları temel düzeyde bildiğinizi düşünerek biraz da ileri örneklerden veya biraz daha farklı kullanım örneklerinden bahsedeceğim. Tabii ki en son örnek kod bölümüne geldiğimiz zaman bunları ufak ufak gösterip anlatırım. Ama çok çok üstünde durmayacağım. Projeye nasıl entegre edildiğini bahsetmeyeceğim mesela. Bunun sebebi de çok basitinden Redux'ın dokümantasyonu ve best practice'i, kullanım örnekleri çok 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 fazla internet üstünde. Çok ufak bir araştırmaya, çok kısa bir araştırmaya bunlara erişebilirsiniz siz de. O yüzden burada vakit kaybetmemeyi düşündüm. Şimdi bu sunuma hazırlık aşamasında ve ben de yanlış bilgi vermemek adına vesaire, hem de kendi kafamdakileri toparlamak adına biraz internette falan farklı farklı sitelerde biraz dolandım, biraz baktım neymiş, ne değilmiş, nasıl tanımlamışlar falan gibisinden. Bu araştırma ilk olarak Redux'ın ilk ortaya çıktığı zamanlardan başladım. Hani dedim ki Redux'ın mimarileri, geliştiricileri bunu nasıl tanımlıyor? Orada çok hoşuma giden, çok dikkatimi çeken şöyle bir cümle yakaladım ki bu da gayet güzel ifade ediyor aslında Redux'ın farklılığını, gelenekselliğinden farklılığını. İlk cümlede gördüğünüz gibi, ya Redux'a geleneksel veya klasik kütüphane ve framework'ten ziyade bir uygulama veri akış mimarisi olarak isimlendiriyorlar. Redux genel olarak duyumsayacağınız üzere bir state yönetim mekanizması, global state yönetim mekanizması ve en önemli özelliklerinden birisi de global state'den kastım, yani ortak objeyi, ortak yapıyı, proje üstündeki ortak yapıyı yönetirken diyor ki benim sadece bir tane objem var, state ağacım var ve bunu benim zorunlu tuttuğum akıştan geçmeden güncelleyemezsin. Bir mantığı var. Bundan hemen sonra biraz daha dediğim gibi ilk aşamasından, ya dedim ya araştırmama başlarken pardon, Redux'ın ilk ortaya çıktığı zamanlardan başladım diye. Buradan gitmenin şu yönden de iyi olacağını düşündüm. Şimdi Redux'ı tamam az çok kullanıyoruz, biliyoruz ne işe yarıyor vesaire gibisinden. Ama temel sorulardan birisi, bence göz ardı edilmemesi gereken sorulardan birisi, yani nereden türedi, nelere cevap olarak, ya böyle bir proje, daha doğrusu böyle bir mimari kütüphane geliştiriliyorsa muhakkak cevap verdiği sorular vardır veya pratiklik sağladığı, kolaylık sağladığı sorular vardır. Bunlara biraz göz atma niyetindeyim. Biraz daha ileride, biraz daha açma niyetindeyim. Tem olarak burada bahsetmek istedim. Facebook'un Flux diye bir mimarisi var. Redux'tan önce aktif olarak Facebook'ta kullanılan ve fonksiyonel programlama dili olan Elm dili var. Yani esinlendiği teknolojiler ve dil olarak bahsedecek olursam. Burada fonksiyonel programlama diline ayrı bir tırnak açmak istiyorum. İleride biraz daha detaylı bahsedeceğim. Yani elden değil de neden bir fonksiyonel programlama dilinden esinlenmiş de mesela niye gidip bir object oriented programlama dili kullanılmamış gibi. Biraz da bahsedebileceğim ek noktalardan birisi, 2015 yılında ilk olarak geliştirmeleri yapılırken Redux'ın, hepinizin aşina olduğu bir isim var, Dan Abramov, ve buna
yardımcı olan önemli bir isim daha var, Andrew Clark. Bu iki isim ilk olarak başlamış çalışmalarını geliştirmelerine. Burada bir tırnak Andrew Clark'ı açmak istiyorum. Dan Abramo hepinizin kulağına aşina olduğu kişidir. Liderse biraz ilgilenmiş, üzerine biraz araştırma yapmışsınız. Andrew Clark'ı şöyle bir tırnak açmayı düşündüm. Dediğim gibi işte burada yazdığım gibi Facebook'un Flux'ından isimlendiği noktalar var. Hatta çok 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 fazla nokta var. Bu Andrew Clark da Flux mimarisi üzerine işte bir Flux uygulaması olan Flowmax kütüphanesinin yazarı aynı zamanda. Yani Flux üzerine de yoğun vakit harcamış bir isim. Burada bir diğer konulardan birisi, benim en çok dikkatimi çeken konulardan birisi, Redux ortaya çıktıktan sonra çok büyük bir topluluk kazandı kendine. Birden çok büyüdü. Hemen böyle benimsendi geliştirici toplum, yani frontend geliştiricileri tarafından. Bunun başlıca üç ana sebebini ben çıkarmaya çalıştım. Tabii birden fazla bir sürü sebebi olabilir. Akla gelen birden fazla bir sürü sebebi olabilir. Ben başlıca üç tanesini yazmaya çalıştım. Birisi en güzel noktalardan birisi basitliği, simplicity'si. Şöyle anlatayım. Projenin başında olabilirsiniz, ortasında olabilirsiniz. Önemli değil. Çok rahat bir şekilde, çok kolay bir şekilde projeyi entegre edebilirsiniz bu kütüphaneye. Çok güzel örnekleri var internette de. Kaldı ki kendi dokümantasyonu da sadece baz alarak projeye entegre edebilirsiniz. Çok kolay entegrasyonu. Uygulama akışları, kendi Flux'ın akışlarını entegre etmek, kodlamak olabildiğince anlaşılır ve kolay yine aynı zamanda. Bir diğer avantaj, yani çok tercih edilmesine sebep olan avantajlardan birisi, çok 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 küçük bir boyutu var. Sadece 2 kilobaytlık bir boyutu var. Yani projeyi kurun, bırakın, unutun gibi. İsterseniz hiç kullanmayın. Size bir zarar yok o 2 kilobaytlık boyutun. Yani, pardon. Bir diğer önemli noktalardan birisi de tabii artık günümüzde özellikle developerların artık internet ortamına, işte internetteki Medium gibi, ne bileyim GitHub gibi vesaire falan filan siteleri aktif kullanmasıyla çok 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 ön plana çıkan noktalardan birisi. Çok güzel bir dokümantasyonu var. Dokümantasyonu şöyle ufakça örneklemeye çalışayım ben size. Kendi akışından ziyade, kendi yazdıkları koddan ziyade veya kendi kütüphanelerinden ziyade Redux'a birlikte çalışan ek ve çok tercih edilen kütüphaneler olduğu zaman onları da alıp direkt dokümantasyona ekliyorlar. Bu daha anlaşılır olmasını sağlıyor. Daha çok tercih edilmesine sebep oluyor. Çok önemli bir artı bu da çok tercih edilmesi için. Buraya kadar kabaca Redux'tan bahsetmeye çalıştım. Bahsettiğim noktalardan da birkaç keyword çıkardım kendi kendime ve tekrar bir üstünden geçeyim istedim. Dediğim gibi bir state yönetim mekanizması. Çok basit, çok küçük, geleneksel bir kütüphaneden ziyade bir veri akış mimarisi. Burada yana bir soru işareti koydum. Şöyle bir predictable keyword'u var. Buna şu ana kadar bahsetmedim. Özellikle buraya ekledim keyword olarak soru işareti koydum arkasında. İleride biraz daha bahsedeceğim. Yani nedir bu tahmin edilebilirlik, öngörülebilirlik kısmı? Bu yani ne gibi kolaylıklar sağlıyor hayatımıza Redux kullandığımız zaman bu özelliği? Onlardan biraz daha ayrıntılı bahsedeceğim. Bir sonraki kısma geçeyim direkt. Bahsetmek istediğim bir nokta da şu. Redux'ı projemize dahil ettikten sonra, uygulamamıza dahil ettikten sonra Redux'la birlikte komponentlerimizin veri akışı nasıl değişiyor? Bunlara bir göz atmak istiyorum hızlıca hemen. Daha sonra ileride biraz daha ayrıntılı bahsedeceğim. Hani nereden esinlendiği kısmına değinmiştik ya Redux'ın. Flux ve bir fonksiyonel program dili türediğinden bahsetmiştik. Burada biraz daha böyle temeli inip şunu anlatmak istiyorum. Redux diye bir mimari var. Ama bunun cevap verdiği sorunlardan birisi nedir gibisinden. Burada biraz daha dediğim gibi eskiye gitmek gerekiyor. Orada da Flux'ı biraz böyle araştırmak, incelemek, üzerine işte yazılar okumak gerekiyor veya geliştirme örneklerine bakmak gerekiyor. Ben çok 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 detaylı girmeyeceğim. Sadece yakalamak istediğim bir nokta var. Çok önemli gördüm. FluxX ortaya çıkarıldığı zaman MVC'nin bir sıkıntısı olarak görülen diye. Çift yönlü bir veri akışı var MVC'de. Bu sıkıntıya daha böyle işlevsel, daha pratik bir çözüm getirmek adına Flux'ı daha böyle farklı, tek yönlü bir veri akışı mekanizması getirerek geliştiriyorlar. Redux'da Flux'tan esinlendiğinden bahsetmiştim zaten. Bunu birebir kullanıyor. Yani çok kabaca şöyle diyebiliriz. MVC ile Flux birbirinden çok farklı yapılar. Bunların birbirinden en farklı olduğu noktalardan birisi veri akış şekli. MVC çift yönlü veri akışı kullanırken Flux ve Redux, dolayısıyla Redux tek yönlü veri akışı kullanıyor. Bunu ufak bir gifle şematize etmeye çalışayım. Bunun üstüne anlatmaya çalışayım ki biraz daha anlaşılır olsun, daha anlamlı olsun.
Bidirectional yani çift yönlü veri akışında şöyle düşünün, en üstünde bizim bir sayfamız olsun. Bunun altında bir listeleme veya bir de hemen şuradan bir örnek göstereyim daha anlaşılır olsun. Şöyle bir sayfamız olduğunu düşünün ki bu yaptığım örnekte de var olan bu çalıştırıp bir örnek üstünden de denemeler yapacağız kod üstünden. Şöyle bir sayfam var, user listeleme. Bu user listeleme sayfamda aynı zamanda sağda bir yeni kullanıcı ekleme paneli, solda da onu listeleyen ayrı bir panel var farklı farklı. Şimdi bunları aynı sayfanın iki farklı elemanı olarak düşünün. En sağda mor patlayan baloncuğu da işte add butonuna tıkladığında yeni üretilen işte name ve eş değerleriyle kullanıcı bilgilerini soldaki listeye aktarmam gerekiyor. Çift yönlü veri akışında sağda form elemanı altında işte aksiyonu sampledikten sonra ekleme event'ını tetikledikten sonra burada ürettiğimiz verileri üst sayfaya, oradan bir yukarıya, oradan da diğer user liste geçirmek durumundasınız. Yani user list altında bu veri göstermek istiyorsanız form'dan user'a kadar arada ne kadar komponent varsa işte container, komponent ne kadar bileşen varsa hepsinden bir kere geçmek durumundasınız. Bu da kodun modülerliğine bir dezavantaj. Yani yarın öbür gün gidip sağdaki şu bahsettiğim form komponentini ufak tefek değişikliklerle projenin farklı bir yerinde kullanmak istediğiniz zaman tabii ki bu daha büyük örneklerde daha gerçekçi sonuçlar doğuracaktı. Yani sadece form alanı olarak düşünmeyin de bir projenin işte save yapan bir paneli gibi de düşünebilirsiniz daha gerçekçi olması açısından. Ben olabildiğince örnekleri basit tutuyorum bu arada. Dediğim gibi bir form alanını projede farklı bir yere taşımak istediğiniz zaman buna bağlı olarak işte form üstünde bir wrapper varsa veya sayfada farklı farklı yapılar varsa gittiğiniz sayfada hepsini tekrarlamanız veya varsa güncellemeniz gerekiyor birbirine uyması açısından. Bu bir dezavantaj olarak adlandırayım. MVC'nin en büyük dezavantajlarından biri olarak adlandırayım. Bir sayfa örneği gösterdiydim. Buradaki elemanları, komponentleri biraz daha anlaşılır olması hızından şöyle bir şematize ettim. Tekrar üstünden çok uzun anlatmayacağım. Şu sayfayla eş düzey bir şema çıkarmaya çalıştım sağ. Tekrar anlatacak olursak dediğim gibi save butonundan herhangi bir ekleme yaptığım zaman şöyle bir akış izlemek durumundayım ben. İşte ürettiğim değerleri forma, oradan user page'e, oradan list komponente. List komponente bir map mekanizması, list item komponentini yansıtması gerekiyor çift yönlü veri akışında. Peki Flux ve Redux'ta nasıl bir akış kullanılıyor bundan farklı olarak? Biraz da bunu aynı tip bir şemayla incelemeye çalışalım. Yine benzer taslak aynı sayfayı gözünüzde canlandırın. Yine ben yeni bir kullanıcı verileri girdim, ekledim. Bu sefer üstteki komponentlere erişmek yerine ortak bir state'e erişip, ortak bir store'a erişip, bu Flux'ta da olabilir bu arada, Redux'ta da olabilir. Burada daha çok Redux örneği var tabi. Bir aksiyon yayınlayıp o verilerle bunu gidip ortak global store'a ekleyip daha sonra ilgilenen bütün komponentlere direkt olarak geçebilirim. İşte şu maviden gidip diğer sarılara yansıması gibi. Bu işlemi proje içerisindeki herhangi bir komponentten yapabilirim bu arada. İlle form add vesaire olmasına gerek yok. İşte list item'ın altında bir buton olabilir, oradan da yapabilirim gibisinden. Aynı örneği tekrar bu bahsettiğim tek yönlü veri akışıyla tekrar bir şematize edeyim kendi adıma. Daha anlaşılır olması adına. Form elemanlarına yeni değerler girdik. Bunu kaydet tıkladık. Buradan bir aksiyon yayınladık. O reducer'a gitti. Store'a reduce edildi. Sonra store'dan direkt olarak ilgilendiği yere list item component'e geçildi. Buradaki veri akışı yani birbirinden farklı olarak şöyle hızlıca göstereyim. Burada new item form'a user page oradan list component'e tekrar geçmek zorunda kalmadık da direkt olarak save butonuna yayınlayıp list item'a göndermiş olduk gibi görebilirsiniz bunu. Aradaki store reducer katmanını gözden çıkartarak şimdilik. Tabii ki burada yani daha anlaşılır olması açısından save butonu verdiğim zaman o veri list component'e gidecek. Daha sonra bu map mekanizmasıyla list item'a atacak ama daha anlaşılır olması açısından oku direkt buraya çıkarmayı ben. Tekrar şu örneğe gelecek olursak dediğim gibi bu aksiyonlar, herhangi aksiyonlar, emotlar herhangi bir komponentten yayınlanabilir. Mesela buradan bir list item altından da çıkabilir ve yine list item'ı da etkileyebilir. Örnekte göreceksiniz zaten kodladığım örnekte. List item altına bir emot butonu da koydum örnek olması açısından. Buradan tekrar aynı yerde etkileyebiliriz gibi. Kabaca Redux'un projede komponentlere kattığı veri akışından da bahsettikten sonra ya bu Redux nereden geldi? Nasıl ortaya çıktı gibi. Yani nelerden esinlendi gibi. Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. En temel noktalarından bahsedeceğim. Öncelikli olarak sık sık bahsettim. Flux ile çok 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 ortak yanı var.
Bunların üç tanesi en önemlilerini ben maddeleştirdim kendimce. İkisi de bir global store mekanizması. Ufacık bir farklı biri single store kullanıyor, diğeri multi store kullanıyor. Hangisi hangisi olduğunu bir sonraki slide'de göstereceğim. İkisi de tek yönlü bir akış kullanıyor ve ikisinin de action yapısı var. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Yine benzerliklerini ve farklılıklarını şurada listelemek istedim. Burada şimdi en çok göze batan noktalardan birisi, ya ilk baş üstten başlayayım tek tek anlatayım yine. Redux bildiğiniz gibi single store. Flux multi store. Birden fazla store'u var ama ortak. Her yerden erişilebiliyor gibi düşünün. Yine farklı noktalarından birisi Flux mutable state yönetimi yaparken Redux immutable state yönetimi yapıyor. Türkçe tam karşılıklarına bakarsak Flux değiştirilebilir state, Redux değiştirilemez state olarak isimlendirebiliriz. Yani ne demektir bu? Biraz daha açarsak. Redux'ın zorunlu olarak böyle şart koştuğu bir veri akışı, daha doğrusu bir işlem akışı var. İş akışı var. Öncelikli olarak sizin bir aksiyon objesi üretmeniz gerekiyor. Daha sonra bu aksiyon objesiyle reducer'a gidip orada yeni üretilen değerleri global store'a yansıtmanızı bekliyor. Bu akıştan geçmeden veri değiştirmenize, store'da değişiklik yapmanıza izin vermiyor ki bu sayede de zaten hani bahsettiğim şu predictable keyword'u hani tahmin edilebilirliği bu sayede biraz daha artıyor veya bu sayede en yüksek seviyelere çıkıyor diye anlatayım. Burada en çok dikkat çeken noktalardan birisi Flux'a demiş ki Singleton Dispatcher, Redux'a demiş ki No Dispatcher. Bu kafanızı karıştırabilir. Buraya bir ek tırnak açmak istiyorum. Yani Singleton Dispatcher ile No Dispatcher birbirinden farklı neler? Daha doğrusu Redux'ta nasıl Dispatcher yok diye sorabilirsiniz. Burada bahsetmek istediği aslında yani şöyle Dispatch yapıyoruz. Nasıl Dispatch yok falan filan gibi kafanızda canlanmasın. Soru işareti oluşturmasın. Çünkü burada bahsettiği aslında şu. Flux'ta bir aksiyon objesi oluşturduktan sonra sayfadan veya farklı bir akıştan bu aksiyon objesini multi store'a, global store'a aksiyon objesini dispatch ediyor. Öyle bağlıyor. Yani aslında aksiyondan sonra dispatch işlemi yapıyor. Redux'ta ise biz ilk baş dispatch'ten kasıt yani aksiyonu yayınlıyoruz. Aksiyon objesi oluştuktan sonra o store'a reduce oluyor. Reducer'la bağlanıyor. Farklılığı burada. Yani burada tam karşılaştırma yapacak olsak Flux Dispatcher'ın karşılığı Redux'taki Reducer olarak düşünebilirsiniz. Bu taraftan bakınca Redux'ta bir Dispatcher yapısı yok. Flux'taki gibi bir Dispatcher yapısı yok. Bunu da geçeyim. Şu ana kadar bahsettiklerimin yanında tabii en önemli noktalardan birisi de Redux'ın lifecycle'ına bir göz atmak gerekiyor. Redux'ın lifecycle'ı dediğim gibi daha önce de bahsettim işte tahmin edilebilirliği, öngörülebilirliği yani predictable'ı üst seviyeye çıkaran ve değişmez state yapısı kendi istediği zorunluluklardan birisi demişim ya Redux geliştiricilerine. İşte bunu sağladıkları bir lifecycle, bir akışı var Redux'ın. Bu akış kabaca şöyle çalışıyor. Sunum biraz daha baş almasını bekleyin daha anlaşılır olsun. Eş düzey gidelim anlatmaya. Eş zamanlı gideyim. Bir arayüzümüzdeki bir komponent, bir bileşen olarak düşünebilirsiniz. İlk tetikleme buradan başlıyor. Buradan bir event tetiklendikten sonra, bir aksiyon dispatch edildikten sonra bu Redux'a dispatch oluyor. Dispatch'ten sonra biz bir aksiyon objesi oluşturuyoruz. Bu aksiyon objesinde o anlık store'dan bir veri varsa onu kullanabiliriz. Yine varsa bu aksiyon objesine arada bir middleware işlemi var. Oraya girip orada değişiklikler yapabilir aksiyon objesi üstünde. En son üretilen aksiyon objesi son haliyle Reducer'a geliyor. Reducer'la store'a eklendikten sonra üretilen yeni değer komponenti tekrar render olmasını tetikleyecek herhangi bir fonksiyonla işte bu nedir varyasyonlar örnekleri? Hook'larda use effect, işte eski tip React'te component receive props veya yeni nesilde get derived state from props gibi lifecycle'larla, component lifecycle'larıyla tekrar view'e yansıtılıyor. Burada on change olarak bahsetmiş. Yani bunu use effect olarak düşünebilirsiniz en kaba haliyle. Daha anlaşılır olur, daha gerçekçi olur. Öyle diyeyim. Buraya kadar kabaca Redux'tan bahsettik. Nasıl ortaya çıktığı, nereden türedi gibi bunlardan bahsettik. Peki Redux'a niye ihtiyacımız var gibi bir başlık açıp burada da en büyük avantajlarından sağladığı en büyük kolaylıklardan bahsetmek istiyorum. Burada başlıca 3 sebep. Bunlardan dolaylı olarak yine 3 sebep çıkardım. Olabildiğince ben dediğim gibi bunları minimize ettim.
Olabildiğince kısa tuttum çünkü çok 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 farklı şeyler türetilebiliyor Redux üstünden. Proje farklı, projelerde farklı kullanımlar da çok büyük avantajları çıkabiliyor ortaya. Ben dediğim gibi en basitlerinden ve en önemlilerinden bahsedeceğim sadece. Bir öncesi birkaç kere değindiğim predictable, yani öngörülebilirlik katıyor projeye, tahmin edilebilirlik katıyor. Bunu şöyle örnekleyebilirim. Easy debugging, ease of testing kısmına değinerek örnekleyeyim hatta. Geliştirilen her projede yani olmazsa olmaz maalesef geliştirici, hani biz geliştirici olarak hiç istemesek de hatta yöneticileri, müşterisi kimse istemese de büyük ölçekli projelerde ne kadar sağlıklı, ne kadar düzenli geliştirme yaparsak yapalım son kısmında illa bir bug fix süreci yaşanıyor. Yani bunu olabildiğince kısa tutmak tabii ki çok 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 önemli. Bizim için çok büyük bir artı. İşte bu noktada Redux'ın böyle bir avantajı var. Büyük ölçekli projelerde o ileriki aşamadaki kolay debuglama, kolay test etme ve o bug fix sürecini biraz daha kısalttığı görüşündeyim ben. Şu ana kadar deneyimlediğim projelerde, özellikle ilk deneyimlediğim projelerde, olabildiğince standart giden projelerde çok büyük artılarını gördüğümü düşünüyorum kendi adıma. Bunun dışında simplicity yani basitliği çok 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 büyük bir artı Redux için ve biz geliştiriciler için. Uygulama akışı olabildiğince standart. Bu standartların üzerine farklı farklı türevleri var tabii ki internet üstünde ama ya olabildiğince basit hep kullanımları. İşte action akışı, reduce'a bağlanışı, dispatch denişi gibi adımlar olabildiğince basit. Bu uygulamada çok büyük kolaylık ve kod anlamında yine aynı seviyede bir kolaylık sağlıyor. Bir diğeri neden çok tercih edildi kısmında kullandığım small size yani küçük boyutlu olması. Dediğim gibi 2 kilobaytlık bir boyutu var yani projeyi kurun isterseniz kullanmayın veya ihtiyacınız olduğu zaman kullanın gibi. Bunlar dolaylı olarak en son bir de bahsetmek istediğim noktalardan birisi geliştirme ekibi içerisindeki işte 5 kişilik 10 kişilik bir ekiple büyük ölçekli bir projede bir high scale bir uygulamada application'da çalıştığınızı düşünün. Burada organizasyon kendi içerisindeki ekibin kendi içerisindeki organizasyona çok değerli çok güzel artıları var. Şöyle bahsettiğim gibi kendi bir akışı var. İşte bir aksiyon objesi oluşturmanız gerekiyor. Sonra Reducer'a bağlamanız gerekiyor. Reducer'daki yazdığınız fonksiyonlara pure function olması gerekiyor gibi biraz daha detay verdim ama bu zorunlu tuttuğu akış organizasyon içerisinde yani sizin takımınız içerisinde bir standart akış uygulamayı sizi böyle zorluyor. Zorlamaya koyuyor. O da şöyle bir artısı var. En büyük artısı bence. Projeye başladığınız 5 ay geçti aradan. Bir kişi çıktı, insanlık hali, dünya hali olabilir. Farklı bir kişi girdi takımınıza. Bunun entegrasyon sürecini bence çok arttırıyor bu standartlaşma. Aslında burada arttıran yani bu sıkıntı çözen takım içerisinde sağladığınız standart çalışma. Tabii bu Redux'ın da standartlaştırmayı böyle iteklemesi ekibi böyle bir kolaylık sağlıyor diye düşünüyorum. Çok büyük bir avantaj katıyor diye düşünüyorum. İlk bahsederken esinlendiği yerlerde hatırlarsınız şöyle bir cümle kurmuştum. Neden bir fonksiyonel programlama dilinde kullanılmış object oriented gibi yerine. Orada hatta elmi de biraz ayırıp böyle özellikle fonksiyonel programlama üzerinde durmuştum. Burada bahsetmek istediğim fonksiyonel programlamanın Redux'ın veri akışına kattığı birkaç güzellik var. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bunlardan en önemlisi daha temiz ve daha modüler kod yazmayı teşvik ediyor geliştirici. Daha küçük, daha basit, böyle genel kapsamdan, projeden daha böyle izole mantıksal devreler, mantıksal kodlar, bütünsüzler geliştirmenize fayda sağlıyor fonksiyonel programlama olması. Oraya yönlendiriyor sizi biraz daha demek istedim. Bu da kodun tekrar yazılabilir, tekrar kullanabilirliği daha doğru olur. Yani copy paste yapma imkanını daha çok arttırıyor. Çok 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 küçük, çok 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 izole fonksiyonlar yazarak, işte aksiyonlar, akışlar kurgulayarak bunları daha farklı yerlerde daha çok ve daha rahat kullanabilmenize olanak sağlıyor. Yani demek istediğim şöyle kurgulanabilir. Olabildiğince basit mantıklı fonksiyonlar, actionlar yaratarak, reducerlar yaratarak bunları farklı farklı yerlerde, farklı parametrelerle kullanabilme imkanını en üst seviyeleri çıkartıyor fonksiyonel programlamadan türemiş olması. Tabii fonksiyonel programlara girmişken ufak bir parantezde pure function kısmını açmak gerekiyor. Çünkü pure function yapısı Redux'ın çok önemli bir nokta. Şöyle akıştan bahsederken az önce ufacık bir değindim, bir detay vermiştim hatırlarsanız. Redux'ın kendi akışındaki dispatch action ve reducer kısmında reducer veriyi alıp store'a bağlama işlemini yapıyor. Action objesiyle üretilen veriyi alıp store'a bağlama işleminde
öne koyun. Yani o kısmı icra ediyor. Burada da yine geliştiricilerin yani Redux geliştirenlerin olmazsa olmaz olarak koyduğu ve istedikleri yani geliştirenlerden istedikleri şartlardan birisi de diyor ki bu reducer'lar pure function olmak zorunda. Pure function'ı biraz daha açık olursak çok kısa. Bir fonksiyon düşünün. Girdi parametreleri aynı iken her zaman aynı sonucu dönmesi bekleniyor. Pure function mantetisi bu. Yani herhangi bir random değer üretilmeyecek içeride. Sonucu etkilemeyecek aynı zamanda bu değer. Sisteme bağlı bir değişken olmayacak fonksiyon içerisinde. Saat bazlı bir değişken olmayacak. Yani girdi parametreleri bağımsız olarak, girdi parametrelerden bağımsız olarak sonuca etki edebilecek herhangi bir parametre olmaması bekleniyor içeride. Bu mesela kendi adıma bir özelleştiri verecek olursak ilk zamanlarda sık yaptığımız hatalardan birisiydi. Bunu yaptığınız zaman o reducer fonksiyonlarının yapısını pure function olarak kurgulamadığınız zaman o en çok en önemli özelliklerden biri olarak ilk gösterdiğim işte tahmin edilebilirlik, öngörülebilirlik kısmında hemen oraya bir çizik atmanız iyi olur. Yani Redux'ı direkt o öngörülebilirliği kaybediyorsunuz diye. Tabii debuglayarak farklı yerlerde yakalayabilirsiniz. Bunu ben abartıyorum ama. Yani pure function ne kadar önemli olduğunu anlatmak istedim açıkçası. Bir diğer adımda şöyle bir soru hazırladım. Nerelerde Redux kullanabiliriz? Öncelikle şu soruyu bir es geçmek istiyorum. Yani yeni başladığımız bir projede daha önce dediğim gibi gönül rahatlığıyla alıp Redux kurabiliriz. Çünkü çok küçük bir boyutu var. 1-2 saat veya maksimum bir gün içerisinde kurulum yapılabilir ki bir gün bile çok uzun bir süre. Ben tahmini şahsi fikrim 1 saat içerisinde projeye entegrasyon ve kurulum yapılabilir. Burada bahsettiğim projeyi kütüphaneyi kurmak tabii ki. Hani gidip de bütün projeyi Redux'la çalışacak halde güncellemek değil. Bunun için yeni başladığınız projeye benim şahsi fikrim veya devam ettiğiniz bir proje Redux gönül rahatlığıyla ekleyip istediğiniz zaman yani çalışacak şekilde kenarda bulundurabilirsiniz. O yüzden bu proje eklemeli miyiz, eklememeliyiz gibi bir soru yazmak yerine bunu böyle direkt geçtim. Bir sonraki adımda dedim ki kendi kendime işte neden bir de şöyle bir soru var tabii aklıma gelmişken. Genel olarak şu ana kadar bütün farklı yani ekiplerde çalıştım, farklı proje deneyimleri edindim kendi çapımda. Sektörde yine frontend olarak çalışan farklı kişilerle konuşma fırsatı buldum. Genelde en çok karşıma çıkan veya Redux söz konusu olduğu zaman böyle en çok duyduğum veya duyumsadığım sorulardan birisi Redux kullanmalı mı, hani kullanmalı mıyız, kullanmamalı mıyız? Yani bir zorunluluk gözüyle bakılıyor Redux'a. En başta söylemeyi unuttuğum noktalardan birisi özellikle React projelerinde Redux bir zorunlulukmuş gözüyle bakılıyor. Aslında öyle değil. Hatta Redux React'e bağlı bir kütüphane de değil. Farklı kütüphanelerle örnekleri de yapılabiliyor. Bu tamamen Redux tamamen React'tan bağımsız bir kütüphane. Benim değinmek istediğim nokta dediğim gibi bir zorunluluk gözüyle bakılıyor. O yüzden böyle olmadığını hissettirebilmek adına biraz daha dedim ki neden kullanmalıyız veya neden kullanmamalıyız yerine nerelerde kullanabiliriz? Yani e-bilmek kalıbıyla bir soru sormayı daha uygun buldum. Çünkü Redux aslına bakarsanız zorunluluktan ziyade bir opsiyon ve benim kendi gözümden gördüğüm açıdan çok faydalı bir opsiyon. Redux'ın proje sağlayacağı avantajları ön plana çıkartabilirsek bunları farklı deneme imkanlarıyla işte farklı kullanım yerlerindeki örnekleriyle böyle gösterebilirsem biraz daha bu opsiyonun bilincinde olur geliştirici ve dolaylı olarak ilk yazılırken çok küçük noktalarda biraz yorabiliyor. Daha az pratik olabiliyor yani nasıl diyeyim onu. Action reducer'ları sürekli farklı action'lar yazmak, reducer'lar yazmak, action type'lar tanımlamak vesaire gibi böyle yorucu gelebiliyor geliştiriciye. Hani istediğim ki bu avantajları ileride karşımıza çıkacak avantajları, yani projenin ilerleyen noktalarında bize sağlayacağı avantajlardan bahsedersek işte React'ın. Bu opsiyonlar bizi daha böyle hevesli, daha motive Redux yazmaya yönlendirebilir diye düşündüm. Şimdi bir ilerleyen noktada şu ana kadar kabataslak nereden çıktı, nereden türedi, işte Flux'ta benzerliklerine, fonksiyonel programın ne gibi değerler kattı, MVC'den farklılığı ne, direkt oradan türemese de vesaire gibi birkaç soru sorup bunları cevaplandırmaya çalıştım. Şimdi bir tık daha böyle ileriye götürüp farklı örnekler planladım. Burada hepsini göstermeye zaman olmayabilir. Ben kendim bir akış planladım buradan ziyade. Hemen şu an ekranı açtım. Ufak bir geçiş yapayım kod ekranına. Siz görüyor musunuz? Onu bir teyit edeyim hızlıca. Tamam, süper. Ufak bir uygulama hazırladım. Bir sample proje hazırladım.
Bunun üstünde işte Redux'sız kullanımla state management, local state management ve global state management'da basit basit işlemler planladım. Bunların aynılarına gidip bir API ile yapma örneği, işte API çağırarak bir dummy server üzerinden yaptığım örnekler var. Burada Redux Saga kullandım. Bunlardan ziyade şu ana kadar bahsetmediğim de bir iki kütüphane var. İşte Immutable gibi veya Reselect gibi. Bu kütüphanelerden böyle ufak ufak örneklerle proje katımızda ne gibi artıları var? İşte Redux'ın bize anlatılandan ziyade farklı özellikleri, açık kapıları var mı? Ben bir tane yakaladım kendi adıma. Ondan bahsedeceğim. Olabildiğince kod örneği yaparak ilerleyeceğim. Şöyle bir yaklaşık bir 25 dakika veya yarım saat kadar sürmesini planlıyorum bunun da. Kabaca ilk başta ekrandan bu akışı paylaşayım sizinle. Bu arada sorusu olan var mı diye sormadım şu ana kadar. Çünkü bu sözler kısmı hızlıca geçmeye çalıştım elimden geldiğince çok 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 sıkmadan. Son nokta olarak göstermek istedim. Yani soru cevap kısmında da şu örnekleri 4-5 tane bir örnek gösterdikten sonra tekrar o chat kısmına göz atıp oradan ilerleyeceğim ben de soru var mı diye bir göz atacağım. Öncelikli olarak bir akıştan bahsedeyim. Şöyle sağda iki tane form, üç tane form alanı var. İşte buradan isim, yaş ve cinsiyet verilerini girdikten sonra ekliyorum. Soldaki listeyi direkt olarak bunu yansıtıyorum. Sağ altta son yapılan aksiyonu takip eden bir tane pop-up'ım var. Sağ üstte son eklenen item'ı, son eklenen veriyi gösteren bir item'ım var. Bunun üstünden gidip son kullanıcıyı silebiliyorum. Sonra eklenen veriyi silebiliyorum veya bunu direkt kapatabiliyorum. Şu ana kadar gördüğünüz bir tık da anlaşılmıştır. Şu ana kadar yaptığım bütün işlemler bir action reducer yani bir Redux yapısıyla gerçekleşti. Sağ altta bunları listeledim daha görünür olması açısından. Hobbies diye bir alanım var. Burası farklı olarak yine name ve type olarak iki tane komponentim var. Eklediğim zaman bu Redux'a değil local state management şeklinde çalışan bir yapı. Yine benzer özellikler. Bu sefer sağ alttaki pop-up tiklemedi. Son hali kaldı görmüşsünüzdür. Onu daha net gösterebilmek adına gidip şuradan sildim. Herhangi bir şey çıkmadı. Yan sayfada ikisini birlikte kullandığı farklı bir örnek var. Çok ufak bir şey göstereceğim burada. Yan yana koyduğum iki komponenti de. API ile birlikte bir çalışma örneği var. Burada yine işte 3 tane verim var. Bu dummy bir API ile geliyor. Ekleme yapabiliyorum. Bunlar da servis değil gibi dummy yap üstünden çalışıyor. Gibi. Şu 4 sayfada dolaşsak yeterli. Bunu net hatırlamıyorum. Zaten ufak bir eksik var burada. Buna hiç girmeyeyim. Anlatmak istediğim noktalardan birisi bir tane loader çıktı ekrana gördünüz. Onun işte global yönetimi farklı, yeniden farklı olarak yönetimi, işte Redux'ın middleware'le nasıl çalıştığı gibi bir örnek var. Aynı şekilde şu sağ alttaki logger diyeyim ben buna, logger pop-up'ı. Onun işte middleware'le nasıl çalıştırabildiğim gibi bir örnek var. Kaba taslak bunları ilerleyeyim. Bir de ufak bir noktada sürekli olarak Redux Store'un immutable olduğundan bahsettik. Action yaratmadan, bir action objesi yaratmadan onu güncelleyemeyeceğimizden bahsettik. Bir noktada çok kısa bir araya girip bunu aslında hani yapabildiğimizin bir yolunun olduğunu ve engellemek için ne yapabiliriz gibi bir ufak bir parantez açıp bir şeyden bahsedeceğim. Ondan sonra şunu webinar tamamlayacağım. Umarım ekrandaki kodlar okunurdur. Ben yine bunu biraz arttırayım. Karakter boyutunu arttırayım. Biraz daha okunur olsun. Direkt girme yapayım. Şöyle göstereyim. İlk olarak user sayfasından başlayayım. User page'den. Öncelikli olarak klasik bir sayfa yapımız var burada. Şuradan gideyim. Olabildiğince basit örnekler vermeye çalıştım. Olabildiğince basit gitmeye çalıştım. Çok kısaca kodu bahsedeceğim. Ekranda gördüğünüz listeleme ve form komponentleri. Hemen şöyle listeleme form komponentleri. Bu sayfa container düşünebilirsiniz aslında bunu ama bu da bir komponent. Bunun içerisinde direkt olarak ben bir state yönetimi yapmadım. Redux işleri yürüteceğim için. İki farklı container'ım var bunun altında. Form ve listeleme container'ları. Bunların içinde şurayı kapatayım. Şimdi bununla ilgilenmeyeceğiz. Form alanında ben herhangi bir değerli doldurup local state'te tutup işte nasıl aksiyon yayınladım onları kabaca göstereyim.
On chain chainer'la verileri yakalıyorum. Daha sonra butona tıkladığım zaman save user handler metoduyla save users aksiyonu dispatch ediyorum. Buna 3 tane parametre name, age, gender parametreleri gönderiyorum. Aksiyonlarımın yerini de açayım. Kabaca en başta akış nasıl olduğundan bahsedeceğim de şey, yani çok kısaca onu anlatıyorum şu an aslında. Users action'lara gireyim. Çağırdığım fonksiyon hatırlarsanız save user aksiyonuydu. Save user aksiyonu aldığı user datalarla gidip bir selektör vasıtasıyla, yani selektör olarak düşünebilirsiniz bunu. Global state'ten anlık o anki user listesini alıyor. Bunun içerisine bir ID generate edip, yeni bir ID generate edip yeni listeye pushluyor. Daha sonra ürettiği listenin son halini alıp return ediyor. Şurada return etti aslında bir action objesidir. Action objesi arada varsa bir middleware devreye giriyor, yapması gerekenleri yapıyor. Yoksa en son halini user bağlı olduğu reducer'a gidip yine aynı action type altında save user'da işte action objesi altından o değeri yakalayıp store'a tekrar pass ediyor, tekrar geçiyor. Buraya kadar genel taslak yapısı dediğim gibi böyle. User'da nasıl çalıştığımı anlattım. Farklılıklarını bir iki noktada göstereyim. Daha sonra hobby sayfasına geçip state'de aynı işlemleri nasıl yaptığımı anlatayım. Farklılıklarını sonra birlikte göz atmaya çalışalım. Burada farklı olarak az önce hatırlarsınız bahsettiğim user page sayfası altında indeksinde aslında onun bir komponent olduğunu sadece listeleme ve açık göstereyim. Sadece listeleme ve form komponentlerini herhangi bir attribute veya ekstra bir props geçmeden çağırdığından bahsetmiştim. Burada farklı olarak global state yönetim mekanizması, yani global değil de pardon, local state yönettiğim için hobiler sayfasında. Burada bütün işlemleri en üst sayfaya taşıdım. Aslına bakarsanız şöyle yaptığım bütün işlemleri, Redux'a yaptığım bütün işlemleri local state'te bir benzerini yapıyorum. Hatta burada bir iki noktada şöyle araya girip işte şu kısım aksiyona benziyor, şu kısım reduce etmeye benziyor gibi de elimden geldiğince paylaşmaya çalıştım. Ve buradaki yapıya da gidip bakacak olursak işte form alanında içine girmeye gerek yok aslında ama ben yine göstereyim. Yine aynı şekilde bir on-chain chain'dir var ve butona tıklandığında bu değerleri kaydedecek. Props değerini çağıran, props'taki fonksiyonu çağıran bir yapı var. Burada ilk props'a verilen save hobby'si name ve type ile çağırmasını dispatch işte action haline benzetebilirsiniz. Varsayalım ki bu local state yönetiminde işte aksiyon çağırır gibi property ile onu local state'e ekleyecek. Lokal diyorum ama üstteki state'e ekleyecek olan işte fonksiyonu çağırmış oluyoruz aslında. Bir üst sayfaya geçtik. Burada tetiklendi. Dolayısıyla buradan gitti. Bu fonksiyon yakalandı. Aynı diğer şekilde işte hatırlarsınız global state'de dedim ki bir selektör yardımıyla gittim ben o anki kullanıcı listesini çektim demiştim. Burada selektör kullanmama gerek kalmadı. Zaten bu sayfa içerisindeki bir liste. Buradan aldım yeni değerleri. Yine aksiyonda yaptığıma benzer bir şekilde bir tane ID generate ettim. Bu ID ile birlikte gittim bu arkadaşı işte hobbies, new hobbies liste ekledim. Daha sonra bunu pushladım. Bu pushlamadan sonra aldığım yeni değeri buradaki state'e set state derken eklerken yaptığım işlemi de işte reduce aksiyonu reduce işlemine benzetebilirsiniz. Yani aslına bakarsanız action, reduce ve dispatch işlemlerini farklı farklı yerlerde tekrarladık. Şimdi çok ufak bir böyle parantez açıp burada şunu anlatmak istiyorum kendi dilim döndüğünce. Çok basit işlemlerde tabii ki doğru yani büyük büyük farklı farklı dosyaya gidip action'lar yazmak, yine farklı bir klasöre gidip dosyaya gidip orada reducer'ı yazmak, sayfa içerisinde sadece action çağırıyor olsak bile biraz yorucu gelebilir. Ama şöyle bir parantez açıp şuna da bakmak lazım. Farklı bir sayfada şu akışın birebir aynısını kodlamam gerekiyorsa şunu kopyala yapıştır yapıp temel parametreleri değiştirip yansıtmam lazım. Sonra da işte çalışıp çalışmadı, bir yeri kopyalamayı unuttum falan filan gibi işte debuglayıp çalışır hale getirmem lazım. Bu kadar basit bir işlemde bu çok zorlayıcı olmayacaktır tabii ki ama daha karmaşık işlemlerde biraz can sıkabilir. Yani oradaki avantajı kendiniz yakalamanız daha uygun. Benim anlatmak istediğim küçük işlemlerde evet gerek yok veya böyle çok basit bir işlemde reduce İşte Redux kullanmaya gerek yok. Evet doğru. Yani kendi görüşüm tabii ki bu. Ama daha böyle büyük ölçekli veya daha sık kullanılan işlemlerde kullanılabilir. Kullanmalı demiyorum yine kullanılabilir diyorum. Bu bir avantaj sağlayabilir. Daha çok dediğim gibi bütün örneklerde e-bilmek üzerine gideceğim. Çünkü şöyle bir durum da söz konusu. Projelerde sürekli dilleniyor. Sürekli ilk ekip toplantılarında işte standartları belirlerken Redux kullanmalı mıyız, kullanmamalı mıyız gibi sorular sürekli göz önüne çıkıyor. Bunun
soruları, bu sorunun cevabı çok 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 farklılaşabiliyor. İşte bir kısım işte kötü yanlarını deneyimlemiştir Redux'ın, sıkıntılarını deneyimlemiştir ki yanlış kullanımdan yola çıkarak sıkıntılar olmuştur kanısındayım ben. Doğru kullanılmamıştır diye düşünüyorum. Mesela bir kısım çok müthiş avantajlarını görmüştür. Bu sürekli bir çatışma halinde. Burada işte ufak ufak örnekler yazıp ben daha önceki projede şöyle kullandım, böyle kullandım deyip karşı tarafı böyle yıkıcı değil de yapıcı şekilde ikna etmeye çalışmak daha faydalı olacağı görüşündeyim ben. Ve gelmek istediğim asıl konu da şu, yani Redux'ı kullanıp kullanmama durumuna her projenin ilk ekip toplantısında veya işte şu anki haliyle bir ekip toplantısı yapıp ekipçe karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir projede kullanmak gerekirken farklı bir proje hiç kullanmamak gerekebilir. Hiç ihtiyaç olmayabilir. Bu akışlara hiç girmeye gerek olmayabilir. Bu da boşu boşuna demoralize edebilir geliştirici. Yani hiç ihtiyaç olmayan bir yerde kullanmak gerekebilir. Mesela şöyle bir örnek vereyim çok basitinden. Global yönetmeniz gereken hiçbir komponent yokken siz ille de işte action reducer yazacağım da redux ekleyeceğim derseniz bu geliştirici için bir moral motivasyon düşürme sebebi olabilir mesela. Yani buna ekip olarak karar vermek hangi proje olursa olsun en sağlıklı yöntem olarak düşünüyorum ben. Yani genel kabataslak internette çok yazılar var. Redux kullanmalıyız, kullanmamalıyız gibi. Böyle bakmayıp ekip içerisinde karar vermek daha sağlıklı sonuçlar oluşturur diye düşünüyorum. Burada gösterdiğim çok basit bir örneğin iki farklı versiyonu. State de yazılan versiyonu ve Reducer ile yazılan versiyonu. Dediğim gibi sadece bu örnekten bakmayıp kafanızda biraz daha bu fikri geliştirebilirsiniz. Geliştirirken de işte ya daha çok aksiyon işlemi, action işlemi yapmış olsaydım, farklı bir yere taşırken copy paste yaptığımda bana sıkıntı çıkartır mıydı gibi düşünebilirsiniz. Bunlara bir kolaylık sağlar mı gibi düşünebilirsiniz yani. Reducer, Redux ile yaptığım geliştirme, yaptığım ekleme, aksiyon yazmam bunların yerine. Ben burada olabildiğince standart gidip bazı işlemlerin, bazı standart proje işlemlerinin Redux'a yazıldığında proje ilerisinde bize ne gibi avantajlar döndüğünü anlatacağım bir iki örnek daha var. Çok basit bir farklılık göstereyim mesela proje içerisinde. Global State yönetimi ile Local State yönetiminin bir örneği tezahürü olarak göstereyim bunu. Buraya işte gittim. Tekrar bir Ceyhun ekledim. Değerlerini girdim. Ekledim. Şu çıkardığım pop-up global bir site yönetildiği için ben hangi sayfaya geçersem geçeyim orada kalmaya, tekrar kullanıcıyı bilgilendirmeye devam edecek mesela. Tekrar sayfaya geldiğimde de en son eklediğim değer burada sabit olarak kalacak. Buradan çıkardığımda veya bunu kapattığımda farklı bir sayfaya tekrar gidip geldiğimde buradaki değerler en son bıraktığım haliyle değişmiş olacak. Ve bu global state yönetimine, bunu Redux kullanmadan da global state yönetebilirsiniz. Çok daha fazla çetrefilli olur, o ayrı mesele. Tekrar ekledim. Tekrar göstereyim. Anlaşılır olsun. Gittim geldim. Hala Ceyhun duruyor burada demek istedi. Bu sayfayı geçip de ben bunu silebilirim veya bu listeden farklı yerler silebilirim. Tekrar geldim gibi örneklemek istemem alan. O biz lokal site management olduğu için yani neyle karşılaşacağınızı tahmin ediyorsunuz diye düşünüyorum. Çok basit bir örnek zaten. Gittim geldim. Değer kayboldu gibi. Çünkü initialize değeri, yani state'in initialize değeri direkt olarak sayfa içinde olduğundan sayfa açılır açılmaz hop diye o ilk değerleri initialize ediyor. İlk değerleri tekrar geri çekiyor. Bütün değişiklikler kayboluyor gibi. Ve yeni herhangi bir değer eklediğimde şurada çıkan pop-up vesaire falan filan da kayboluyor. Çünkü oradan çıkmış oluyorsunuz. Burada ufacık şöyle bir örnek gösterilebilir. Şöyle bir noktaya değinilebilir. Sizin sayfa içerisindeki akışlarla yapılan son işlemleri bir yerden takip etme gibi bir ihtiyacınız var diyelim mesela. O zaman Global State farklı bir sayfaya geçilse bile o işlemi sizin gözüne sokacağı için mesela daha böyle elverişli olabilir sizin geçtiğinizde. Şu dediğim gibi global bir kompen çalışmasına örnektir. Redux'lı veya Redux'siz, Local State veya Global State fark etmez. İki komponentin de tekrar kullanılabilmesi. Burada bahsettiğim işte Hobbies Page ve artık User Page'i bir komponent olarak düşündüğünüzde bu ikisinin birlikte kullanıldığı bir sayfa için bu ikisini de tekrar kullanabilmek adına ama şunu net çizeyim altına iki komponent de şu an için kendi içerisinde tamamını çalıştırabilir halde, döndürebilir halde. İkisini de farklı bir yerde direkt olarak böyle çağırarak kullanabilirsiniz. Bunlara property'leri ekleyebilirsiniz vesaire falan filan gibi. Aslında ikiminin de tekrar kullanımı çok basit görünüyor ama dediğim gibi birisi user page global state'e bağlıyken hobbies sadece kendi içinde çalışıyor. Yani ona şöyle bir örnek vererek devam edeyim. Mesela buraya işte
Ne ekleyeyim? Mustafa diyeyim. 28 yaşında olsun. Bunu ekledim. Şuraya geçtiğim zaman buradaki değeri kaybolmayacak. Yani Global State üzerinden yönettiğiniz Redux'la birlikte Global State'te yönettiğiniz bir komponenti nerede kullanırsanız kullanın veri kaybı yaşamadan tekrar tekrar kullanmaya devam edeceksiniz. Çok güzel bir örnekle devam edeyim buraya. Flux'ın ilk tanıtım toplantılarında Facebook'un en çok ön plana çıkardığı örneklerden birisi Facebook'un mesajlaşma kısmı. Hatırlarsınız şu an bir hemen örnek bulup açmaya çalışayım. Halihazırda yanımda yok, aklıma gelmişken bahsedeyim dedim. Kabaca şöyle de bahsedeyim. Mesajlaşma uygulamasında hatırlarsınız sağda bir mesajlaşma penceresi var. Eğer mesajlaşma kısmı açıksa büyük ortada bir mesajlaşma var. Sağ altta küçük mesajlaşma var. İşte sağ üstte bir mesajlaşma pop-up'ı var gibi. Bir uygulamaya sadece mesajlaşmaya bağlı birden fazla alan var. Görseni bulabilirsem çok daha hızlı cevaplayacağım, çok daha rahat anlatacağım bunu. Bir dakika bekletiyorum size. Çok kısa. Çok rahat ulaşabileceğimi düşünmüştüm ama tam o kadar kolay olmadı. Kapatasak ben anlatmaya devam edeyim. Aynı zamanda şöyle gözünüzle bir araştırın diğer ekranda. Dediğim gibi kafanızı canlandırın. Sağda bir mesajlaşma kutusu var kişilerin olduğu. Sağ altta mesajlaşma küçük popo var. Sağ üstte de bildirim var. Herhangi birinden yeni mesaj geldiğinde bu üç alanın da o mesajdan etkilenerek kendini yenilemesi gerekiyor mesela. Burada aynı komponentleri farklı farklı yerlerde veya aynı store'a bağlı farklı farklı komponentler kullanarak tek bir aksiyonla üçünü de güncelleyebilirsiniz. Böyle bir imkanı var. İşte Global State yönetiminin bizlere sunduğu. Ama komponent olarak Local State'ten devam edeceksek bunu her işlemi tekrar 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 etmek durumundayız. Yani mesela bahsetmek istediğim konu şu. Az önce user page sayfasından bir ekleme yapıp tekrar buraya geçtiğimde buradaki değerlerin kaldığını gördük. Aynı şekilde İşte buradan son elemanı silip buraya gittiğim zaman da değerlerin değiştiğini göreceğiz mesela. Ama hobi sayfasından herhangi bir yeni değer ekleyip de buraya geçtiğim zaman bu değerler kaybolacak. Demek istediğim yapı bu. Global State'de Local State'in birbirinden farklılığı. Bu farklılığı olabildiğince böyle göze batırıp projede ne gibi yerlerde işte Global State'de nerelerde Local State'de ihtiyaç olduğunu dediğim gibi ekip olarak karar vermeniz lazım. Benim sadece göstermek istediğim farklılıkları. Son bir örnekte API ile birlikte Redux kullanımına bir örnekleme yapmak istiyorum. Burada önemli gördüğüm bir iki nokta var kendi adımca yine. Burada yine aynı akış olarak göstereyim. İsim, soy isim ve cinsiyet seçimi var. Bu seçimle birlikte bir aksiyon yayınlanıyor. Buraya yazayım. Link yazayım. Burada bir hatayla karşılaşır mıyız diye düşündüm. Şöyle baktım. Hop. Direkt eklendi şeyini çıkardı listeye getirmedi gibi durumlar. Bunun nasıl çalıştığını aksiyonun işte nasıl getirdiğini falan ufak bir anlatmaya çalışacağım. Benim döndüğüne. Nasıl kullandık? Yani bir servis stili kullanımında best practice demeyeyim de bir kullanım örneği sunma ihtiyacı hissettim. Çünkü burada da çok müthiş soru işaretleri var. Düşünce geliştiricilerin kafasında. İşte servisten gelen bütün değerleri store'a yazmalı mıyız, yazmalı mıyız gibisinden. Ben sadece dediğim gibi yine anlatacağım. Yazıp yazmama kısmı ekiple verilmesi gereken bir karar. Kendim aldığım düşünce. burada da yine indeks sayfasını açtım. Bir list form komponentleri var. Burada form komponenti farklı olarak işte onChange'lerle veriler yakalandıktan sonra Save User Handler içerisinde bu sefer dispatchlediği Save User metodu gidip bir servis isteği tetikliyor. Servis isteği çağırıyor. Yine aynı şekilde sayfa ilk açılırken üst sayfadan veya buradan aldığı değerler bir dakika daha anlaşılsın şöyle diyeyim. Yine ilk değerleri çekerken nasıl derler? Reducer veya Global Store'da initialize edilmiş değerlerle değil de işte list komponentinin constructor'ında yine bir servis stili, bir aksiyon dispatch ederek ilk değerlerini alıyor. Bunu kurgulamak için şöyle bir JSON server adında dummy bir server kullandım. Kullanımını yine internette çok ufak tefek araştırıp yansıtabilirsiniz projeye. Çok çok basit. Eklediğim değerleri gidip bir db.json dosyasına ekliyor. Daha sonra istediğim değerleri yine db.json'dan getiriyor. Tek yaptığı işlem bu. Yani direkt bir JSON dosyası üstünde çalışıyor. Size bir tane Petri Localhost işte istediğiniz bir porttan ayak kaldırıp çalıştırabiliyorsunuz.
listelime list component container altındaki constructor'da çağırdığım getUser metoduna bir göz atalım hızlıca. Bir tane de API call örneği vereyim. Ondan sonra immutable'lığını böyle zorlayan bir tane örnek daha yapıp en son middleware'i de gösterip kapatacağım sunumu. Çok da sıkmak istemiyorum. Yeterince uzadı diye düşünüyorum. Şu ana kadar dinleyen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Umarım dilim döndüğünce kafanızda oluşabilecek birkaç soruyu cevaplamışımdır. En büyük amacım bu. En büyük beklentim bu sunumu yaparken. Tekrar action'lara girdim. Bu sefer user API actions kısmına gideceğim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Burada ben API call'u örneklemek adına bir Saga örneği, Redux Saga kütüphanesi kullanarak bir örnek geliştirdim. Tag'la da örnek yapacaktım. Zaman kalmadığı için yapmadım. Onun da çok güzel örnekleri var internette ki şöyle bir ayrıntı da vermek istiyorum burada. Saga farklı bir geliştiricinin geliştirdiği bir kütüphaneyken Tag direkt Redux geliştiricinin yani Dem-Ebro'nun ürettiği bir kütüphane. O yüzden birlikte daha eli başında çalışıyor olarak da bakılabilir. Daha pratik olarak görenler de var. Ben farklı bir örnek olması açısından buradan gittim. İkisinin temel farkları nelerdi? Küçücük değineyim. İşte Saga ile yapılan örnekte generative function yapısı kullanırken diğerinde bir tık da action creator mantığıyla gidiyor. Bu keywordleri vereyim. Bunlar üstünden aklınıza takılırsa, merakınızı cezbederse girip bakabilirsiniz. İnternette çok güzel farklılıklarını gösteren örnekler var. Hatta onlar da yani bu API call, Redux API call'da kullanılan kütüphanelerin farklı varyasyonları da farklı kütüphane örnekleri de ayrı bir sunum konusu bile olabilir. İşte Observable'lı çalışan var, Promise çalışan var direkt. İşte Saga generative function yapısıyla çalışan var. Bir de Tank var dediğim gibi Action Creator mantığıyla çalışan. Burada temel olarak anlatmak istediğim yapı şöyle. İlk olarak öncelikle Saga bir application middleware, Redux middleware. Bu şu demek oluyor. Action yayınlandıktan sonra araya girip belli işlemler yürütüp daha sonra farklı aksiyonlar çağırıyor veya yeni bir action objesi yaratıyor gözüyle bakabilirsiniz. Redux'ın geliştiricilerinin Redux'la birlikte app call yaparken, API call yaparken böyle best practice olarak verdikleri ve kullanmanın iyi olacağını böyle tavsiye ettikleri bir yapı var. Üçlü aksiyon çağırma yapısı. Nedir bu üçlü aksiyon çağırma yapısı? Diyor ki öncelikle bir işte user'ları getiriyorum aksiyonu yazın. Servise o çalıştıktan sonra gidin. Servisten değer geldikten sonra user'lar geldi veya gelmedi diye iki ayrı aksiyonunuz daha olsun. Üç tane aksiyon yapısıyla gidin servise diyordu. Bunun kolaylığını işte öngörülebilirliği arttırması yine ek noktalardan birisi. Store'un her şeyden haberdar olmasına fayda sağlıyor bu. Yani ilk başta diyorsunuz ki store işte gittim. Mesela orada bir parametre koyduk. Loading parametresi. Dedik ki loading true olsun. İşte orada bir loading çıkıyor. Sonra geldi veya gelmedi kısmında ama işlem sonlandığı zaman tekrar diyorsunuz ki loading'i her seferinde false edecek. İşlem bittikten sonra loading false oluyor gibisinden. Çok basit bir kolaylı işte best practice uygulama örneği böyle anlatabilir. Burada çalışmalardan birisi şu get API call'un içerisinde çok girmek istemiyorum. Bu standart bir request atıyor. İşte fetch ile request atıyor. Yine kafada soru işareti oluşturmaması adına çok kısa bir gösterip geçebilirim ama. Ulan direkt gidemedim. API'ye girdim. Gördüğünüz gibi get API call sadece URL alıp fetch URL yapıyor. REST.js'ını dönüyor. Şu işlem ardından kurtarıp olabildiğince basit göstermek için ayrı bir yere taşıdım bunu. Saga'nın farklı farklı parametreleri var. Farklı farklı fonksiyonları var. Kendi içerisinde çağırırken. Hepsinde böyle uzun uzun bahsetmek istemiyorum. Benim bahsetmek istediğim burada sadece işte call ne işe yarıyor, put ne işe yarıyor, take latest ne yapıyor, delay ne yapıyor gibisinden. Ben öncelikli olarak sayfadan tekrar akışa devam edeyim. Başa alayım akışı. Kafa karışıklığı olmasın adına. Listeleme komponentim ilk ekrana çağrılırken Constructor'da bir tane action dispatchliyorum. Bu get user aksiyonu. Bu aksiyon dispatchlenir dispatchlenmez. Saga araya girip diyor ki böyle bir fonksiyon var mı benim içimde tamam. Ona da gidip şu son export default fonksiyonundan bakıyor. Bakıyor ki get user fonksiyonu yani aksiyonu var. Bunu yakala sonra diyor ki şu arkadaşı şu fonksiyonu çağır. Bu fonksiyon çağrıldıktan sonra yine içine action objesi geçiyor. Klasik bir action yapısı gibi. Bu bir generator function şuradan gördüğünüz üzere. İçerisinde belli başlı takip etmesini beklediği alanlar var demek oluyor bu. Nedir bu alanlar? Her yield diyor ki işte yield demek şunun gibi işte. Async event'teki event gibi.
Diyor ki buraya girdiği zaman şu kol metodunun sonucunu bekle, dönüş yapmasını bekle. Ondan sonra bir sonraki adıma geç gibisinden. Ben loader'ı daha görünür kılabilmek adına yıllı bir delay. Delay burada bir dakikasın kendi efekti. Çok basit bir timeout veriyor size. Bir saniye kadar işlemleri geçirip devam ediyor. Put da aslında bizim disprof dispatch'e Saga'nın içinde denk düşen kısım. Yani yeni bir aksiyon yayınlamanıza olanak sağlıyor. Burada yapılan akış çok kabaca şöyle. Aksiyonumu çağırdım. Bana cevap geldi. Sonra aldım cevabı gittim. Story yazmak için gate user success aksiyonuyla tekrar çağırdım. Eğer burada bir hata yakalanması durumunda try catch'in önünden keçe düşüp işte bu sefer de diyorum ki çalışmadı. Burada yine görünür kılmak için yani loader'ı görünür kılmak için şöyle bir saniyelik bir gecikme koydum. Tek yaptığı işlem bu. Bu metotların ayrıntısına, detayına ufacık bir değineyim. Bunlar bize ne avantaj sağlayacak? Onları değineceğim. İşte böyle çalışmak ne avantaj sağlayacak gibisinden. Bir iki basit örnek vereceğim. Yine büyük ölçekli bir projede çalıştığımızı ve önümüzde büyük ölçekli bir proje olduğunu kodlamayacağım tabii ki ama oradan bir örnekle yola çıkarak bir örnekleme yapacağım. User API Action sayfasına gidiyorum. Burada az önce anlattığım 3 tane aksiyon tanımlaması var. İşte loader'dan bahsetmiştim. Buraya da eklemişim zaten. İşte ilk get users isteği çalıştığında ben hemen gidip bunu çağırıyorum. Reducer'da loader'ı true yapıyorum. O işlem bittikten sonra middleware araya giriyor. Diyor ki işte ben az önce bahsettiğim şu işlemleri çağır. Hatta bunları yan yana koyayım daha iyi olur. Diyor ki bunu çağır. Ben tetiklendim get users'a. Bu işlem bittikten sonra get users diyor ki result değerim var artık benim elimde. Bunu işte action'a veriyorum. Tabii ki bu akışların sonunda hepsinin bir reducer'ı da var. Yani yok gibi zannetmiyorum ben orayı hiç açmadım dedim. Buradaki işlemler adlı değeri direkt store'a geçme üzerine kurulu. Çok 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 farklı bir noktası yok. Get user success çalıştıktan sonra, buradan tetiklendikten sonra şu aksiyon objesi üretiliyor. Daha sonra bu reducer'daki karşılığını bulup aksiyonla reducer'a entegre oluyor diye kabaca anlatayım. Şimdi çok karşılaşılan sorulardan birisi de şu, kabaca böyle anlatmak gerekirse. Proje içerisinde servise gidilirken işte Redux aksiyonu kullanmalı mıyım? Yani buradaki asıl soru şu. Redux aksiyonu kullandığınız zaman bir Redux'ta bir akış kurguladığınız zaman gidip aldığı bütün değeri Global Store'a yazıyor bu arada. Servisten gelen bütün değerlerin Store'da durmaya ihtiyacı var mı? Temel soru işareti bu. Bunun farklı kullanım alanlarında tabii ki örneklerine bakmak lazım ve biraz daha böyle ilerici düşünmek gerekiyor. İşte nedir? O veri store'da tutmam benim işimi görecek mi? İlk başta bu soruya cevap vermek gerekiyor. Bu dediğim gibi farklı sorularda farklı farklı cevaplar verip gelebilir bu sorulara. İşte en canlı örneklerinden birisi store'a veri attığım zaman bana bir cache mekanizması lazım mı diye sorulabilir mesela. Varsayalım ki projede 29 tane yerde rastgele bir sayı verdim. 29 tane yerde kullanılan bir lookup, bir select box var. İşte diyelim ki iller listesi. Ama bu yine de her ihtimale karşı hani her an 82. il gelebilirmiş ihtimaline karşı servisten geliyor diyelim. Bunun verisini cachelemem store içerisinde benim için bir avantajdır düşününce. O yüzden mesela bunu alıp işte bu action reducer yapısından geçip store'da tutmak bir artı olabilir. Her ihtiyaç olan da gider oradan kullanabilirim. Global Store'da gidip oradan alıp kullanabilirim. Büyük bir artı. Ama sayfa içerisinde işte 1000 tane satırı olan bir data çekiyorum ben. Farklı bir sayfa geçtiğim zaman bu verinin store'u, global store'u uygulamanın arka planındaki belleği kirletmesini istemiyorum. Gerçi çok büyük bir değer değil ama varsayalım ki istemiyorum. Hani bütün sayfalarım öyle şişiyor. Bellek şişiyor diyelim sürekli. Bulunmasını istemiyorum orada. O zaman kullanılmayabilir. Veyahut kullanıp sayfadan çıkarken o verileri temizlemek gerekebilir. İlk proje deneyimi bir sigorta şirketinin back office uygulaması. Bizim böyle bir durum deneyimlemiştik biz. Yalan olmasın yanlış bilgi vermek istemiyorum. Ben proje yaklaşık 500-800 sayfa arasında farklı arayüz form arayüzü şeklinde bir sayfaydı. Bütün işlemler servise gidip store'a yazılıyordu. Bir kere yani fuzuli böyle hani boşluğa düşmüşüm üstümde de bak yok demek ki veya işte iş gelmemiş ekipleri tarafından. Tek tek sayfaları girdim 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 doldurdum çıktım menüden çıkıyorum ama sayfayı refresh etmiyorum sıfırlanmasın diye. Denedim denedim baya bir zaman harcadım. En son elimde çok büyük veri vardı. Bu veri şimdi tekrar söylemeyeyim çünkü benim aklımdaki rakam gerçekten çok büyük. O kadar veri çıktığına inanamadığım için söylemiyorum bunu. Çok 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 büyük bir veri vardı ve belli başlarda donmaya başlıyordu sistem. Böyle
sıkıntılar olabiliyor. Sonra store'a bütün verileri yazdık ama az önce dedim ya refleşlemeden gidiyorum. Refleşlediğin zaman bu veriler kaybolabiliyor gibi gibi durumlar var. Bunların hepsini ekip içinde düşünüp bu bize ne gibi sıkıntı çıkartır veya bizim ihtiyacımız ne sorularını daha sağlıklı sorması gerekiyor ve bu bütün anlattıklarımın net cevaplarının alınabilmesi için yani bu tarz sunumlar tabii çok etkili, webinarlar tabii çok etkili olur ama kesinlikle bir kere iki yolunda deneyimlenmesi gerektiği görüşündeyim ben. Bundan ziyade ilk bahsettiğim bir de store'un immutable olma durumuyla ilgili bir şey söz konusuydu. Hemen buraya da bir göz atıp sonra middleware'de şu logger ve loader örneğini yapayım. Hatta direkt middleware ve logger örneklerini yapayım. Sonra devam edeyim. Tekrar sayfaya döneyim. Middleware kullandığım iki tane başlıca yer var. Onları bir bahsedeyim. Her aksiyonda çalıştırdığım şu sağ alttaki pop-up var. Her farklı aksiyona farklı cevaplar dönüyor içerisinden. Göreceksiniz. Onları şöyle kısaca bir göstereyim. Mesela gidip ilk elemanı sildiğimde diyor ki ID 1 olan eleman işte user listesinden silindi gibi bir aksiyon çıkartıyorum bile. Şuradan gideyim. Daha sağlıklı olsun. Ekledim de JSON edit the user list, user gender, mail gibi bilgi veriyor. İşte bunu gidip remove last item çağırdığım zaman ID 3 olan eleman user listesinden silindi. Veya gidip buradan close'a tıkladığımda bu sefer diyor ki user slash close last edit işte action type'ı olan aksiyon çağrıldı diyor sadece. Ufacık bir kontrol yapıyorum. Bildirim geldi. Koda bakmaya devam ederken ben arkadan umarım bir dakika ufak bir affınıza sığınarak bir telefon görüşmesi yapacağım. Dikkatlisiyle ilgili bir sıkıntı olmuş galiba. Yayın falan mı düştü acaba tam? Çözemedim. İnternet falan düşmüş de olabilir. Kısa bir süreliğine. Bir dakika. Efendim. Alo. Ses falan geliyor mu? Tamam bakayım ama. Tamam. Tamamdır. Daha çok şeyden gideceğim şimdi de. Bu ekran üstüne anlatarak giderim diye düşündüm. Şu an nasıl mesela ekran? Çok mu kötü? Görüntü kalitesi. Tamam pardon. Kapat. Tamam. Tamamdır. Çok özür diliyorum. Ufak bir aksaklık haber verdiler. Hemen bir onu teyit edeyim dedim. Kaldığım yerden devam edeyim ben. Umarım ufak bir kontrol ettim. Düzelmiştir şimdi. Yazı kalitesi falan. Biraz daha büyütebilirim ama çözüm olmayacaktır. Şu tamam şu an düzelmiş olması lazım ama. Dediğim gibi bir middleware örneğiyle devam edeceğim. Middleware örneği Redux'ın en büyük avantajlarından birisi olarak görüyorum ben bunu. Middleware ne gibi artılar sağlıyor bize. Ufacık bir logger'dan bahsetmiştim sağ altta. Ekranı biraz büyüteyim. Daha net olsun. Şuradan bir kullanıcı eklediğinde logger'da tekrar üstünden geçeyim. Tekrar. Zarar yok. Yeni bir kullanıcı eklediğimde logger bunu yakalayıp kullanıcı eklendi aksiyonu yakalayıp farklı mesaj çıkartıyor. Eğer bir kullanıcı sildiğimde bu kullanıcı silindi deyip farklı mesaj geçiyor buraya. Veyahut da işte buradan gidip şurayı kapattığımda bu sefer de diyor ki yani buraya ayrı bir mesaj tanımlanmadığı için şu metot çağrıldı diyor sadece buna. Bu aynı zamanda Loader'da da benzer bir kullanım var. Middleware'lik kullanım var. Bunları hemen hızlıca örnekler üzerinden geliştirme üzerinden, basit örneği üzerinden anlatarak sonuna getireyim. Sonuna. Yine Action Reducer yapısına girip burada bir proje import ettiğimiz yerde middleware'i nasıl kullanmışız, ne çağırmışız buna bir bakmak gerekiyor. Çok ufak bir noktada. Ben direkt middleware.js içine atıştım. Bunu nasıl entegre ettiğimizi yine çok böyle üstünde durmayayım ben. Dediğim gibi bunun entegrasyon
anlatımları veya işte videoları da var internette ki olabildiğince basit zaten. En başında Saga'dan bahsederken, Apikol yaparken bahsetmiştim. Bu Saga da aslında bir middleware. Aynı onun gibi ben custom middleware ürettim. Bu custom middleware de işte story ilk oluşturduğumuz yerde. Compose with DevTools yine ayrıca bir kullandığım yapı. Chrome eklentisi aslında bu. Ona hiç girmeyeyim. Bunlarla girip apply middleware. Redux'ın kendi fonksiyonu. Bunları alıp ekledim ekrana. Projeye custom middleware'e ekledim. Middleware'in içerisinde bakacak olursak ve biraz böyle üstünden geçecek olursak middleware'in yaptığı işlem şu. Aksiyonu yakaladıktan sonra bir sonraki aksiyona götürecek bir next ve yine aksiyon objesi oluyor elimde. Çok kısaca şöyle anlatayım. Middleware'in çalıştığı nokta şurası. Dediğim gibi bir sonraki aksiyonu getirecek next fonksiyonu ve hani buna dispatcher gibi bakabilirsiniz yine ve yine elimde bir action objesi var. Bunun sağladığı olan şu, bizim birden fazla reducer'ımız, birden fazla action dosyamız olabilir. Şurada göreceğiniz üzere hobbies, reducer, index, logger, işte user api reducer, user reducer, birbirinden farklı 4-5 tane reducer var. Bunların hepsini ben birbirine combine edip projede tek global store'a bağlanmasını sağlıyorum. Bunlar entegrasyon örnekleri, ufacık bir değineyim dedim tekrar. Ben user reducer'ına bir şey eklemek için gidip de işte hobbies action altında bir şey çağırdığımda bu site buraya gidip ekleme yapmayacaktı düşünce mantıken. Ama ben proje içerisinde bütün action objelerine yayınlanan bütün actionlara tek bir yerden erişebiliyorum aslında. Yani bir süzgeç oluşturabilirim tabiri caizse. Bu middleware de aslında ona bir örnek olarak düşünebilirsiniz. Yani bütün yayınlanan aksiyonlar bir yerden geçip burada eleniyor. İşte eğer olabildiğince standart action type'larla çalıştıysanız işte olabildiğince böyle unikleştirdiyseniz çalışmayı hem unik hem genel kategorize ettiyseniz burada bütün aksiyonları yakalayıp yönetip dolaylı olarak yeni aksiyonlar tetikleyebilir veya projede belli başlı değişiklikler yapabilirsiniz. Böyle bir imkan var. En basit, en kullanışlı örneklerinden birisi az önce gösterdiğim logger ve loader örneği. Burada çok basit bir kullanım örneği var. Mesela ben user API içerisinde yayınladığım aksiyonlarda hepsinde bir loader parametresi kullandım gördüğünüz üzere. Bu loader parametresi hop reducer'a girdim. Action'a gideyim. Bu loader parametresi get user'da true, diğerlerinde false ama loader parametresi var mı var içerisinde. Middleware'e gittiğim zaman mesela burada ilk olarak demişim ki yayınlanan bütün action objelerinde bir git bir bak loader parametresi var mı yok mu diye. Loader parametresi var ve true ise işte projedeki loader'ı çalıştırabilirim. Loader open aksiyonunu tetikleyebilirim. Bu loader open direkt olarak farklı bir action dosyası altında. Klasik yapıyla bir action objesi üretiyor. Gidip o aksiyonu çağırıyorum. Loader'ı açıyorum. Yine bu yoksa veya boşsa işte loader'ı kapatıyorum gibi. Çok basit bir kullanım. Ama bu bütün aksiyonlarda takip ediyor. Dikkat çekmek istediğim nokta o. Yine farklı bir durum. İşte mesaj generate mesaj deyip action'ı vermişim. Daha sonra da bütün işlemlerde bu sefer herhangi bir condition aramadan, herhangi bir şart aramadan bütün işlemlerde bir tane sağ altta az önce gösterdiğim logger açıyorum. Bunun mesajını da işte farklı fonksiyonlar, farklı aksiyonlarda farklılaştırarak yansıtıyorum ekrana. Burada ilk olarak bahsettiğim hatırlarsınız action type'lar eğer kategorize edilmiş ve unique ise yani bu birbiri hani unique ama kategorize edilmiş gibi kafanızda bir soru işareti oluşturabilir. Aslında çok basit örneklerini sıklıkla görmüşsünüzdür. Demek istediğim olay şu, mesela farklı farklı sayfalarda şöyle best practice kullanım göstereyim. İşte sayfa adı değil burada direkt ama işte users, save users gibi. İşte user API, get user gibi. Aynı sayfadaki işlemleri birbiriyle aynı değerler var başında. Veyahut da işte bütün save işlemleri içerisinde save keyword'u var diyeyim şöyle. Hobbies de olsa içinde save var gibisinden. Ben bunları tek bir aksiyon mekanizmasında yakalayıp save'lerde şu eklendi de hobi de olsa işte ne bileyim user de olsa şu eklendi de işte remove'larda şu çıkarıldı de veyahut işte gibi böyle farklı mesajlar basabilirim ekrana. Veya işte bütün hepsinde loader'ı yakalayıp onu ekrana basabilirim gibi. Şurada olabildiğince böyle çok basit bir işlem de olsa böyle karmaşalı, karışık bir kod bloğu yazmaya çalıştım. Bu kod bloğu
özellikle karmaşıklaştırmaya çalıştım. Biraz daha böyle karıştırmaya, yani okumayı zorlaştırmaya veya business'ını arttırmaya çalıştım. Sebebi de şöyle, yani olabildiğince içine işte bir switch koydum, bir if koydum falan gibi. Bunun sebebi şöyle, üstte bahsettiğim kategorizeleştirme, action type'ları, standartlaştırma, standart yazım şekli ve buna rağmen unik olmasını sağlayacağı en büyük avantaj, şurada yazacağımız kod bloğunu olabildiğince kısaltır bizi. Yani şöyle düşünün, merkezi bir nokta var. Bütün save'leri yakala diyebilirim. İşte git bütün remove'ları yakala diyebilirim. Bütün loader aksiyonlarını yakala diyebilirim. Varsayalım ki belli başlı on click eventlarımız var. Bunları da bir süre bağladık biz. Git bütün on click'leri yakala diyebilirim gibi gibi gibi. Farklı farklı artıları var bize. Proje genel komponentleri, global komponentleri nedir? Buna işte logger, az önce verdiğim örnek veya loader gibi yerleri gidip buradan yönetebilirim. Burada da bütün aksiyonlarda, bizim API kod ettiğimiz bütün aksiyonlarda bir loader parametresi kullanıp bunu true false parametrelerin action'a geçmemiz gerekiyor. Mesela böyle böyle ayrıntılar var. Projenin en başında küçük bir iki örnekte bunlar böyle çok 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 müthiş avantajlanmış gibi gelmeyebilir size, ama şöyle bir durum da söz konusu. Mesela ilerleyen durumlarda varsayalım ki, varsayımsal bir örnek, sizin 100 tane farklı sayfada 100 tane farklı tablonuz var. 100 sayfada da her 10 row click'i sizi alıp mesela story yazmanız gerekiyor farklı bir yerde kullanabilmek için. Böyle bir akış zorunluluğu geldi işte önümüze. Bunları tek bir yerden yönetip onları persistence olarak mesela store'a koyup işte ne bileyim lokal storage'e yazma işlemlerini falan filan bu gibi yerlerden yönetebilirsiniz. Böyle bir avantajı var. Middleware genelde benim şu ana kadar gördüğüm projenin hiçbirinde kullanılmıyordu ama çok avantajlı, çok kullanışlı bir şey. Tabii ki tekrar tekrar dokunuyorum. Bunu elverişli, avantajlı ve çok kullanışlı hale getirebilmek için yazdığınız action'ların standart olması çok 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 önemli. Standartlıktan kastım action type'ından tutun da action'da aldığı parametre isimlerine kadar. İşte her action'a bir tane parametre ekleyip Redis'e geçerken middleware data deyip aldığı bütün parametreleri pesleyebilirsiniz mesela daha kolay yönetmek adına gibi 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 farklı örnekleri var. Son olarak middleware örneğine de bir dokundum. Zannediyorum yeterli. Anlatmak istediğim neredeyse her şeyi anlattım. Aklıma gelen, dilim döndüğünce her şeyi anlatmaya çalıştım. İzleyenlere, katılımcılara çok teşekkür ediyorum tekrar. Dediğim gibi dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım, paylaşmaya çalıştım. Eksileriyle artıları. Olabildiğince eksileri değil de artılara tabii ki temin oldum. Bu yaptığımın dediğim gibi motivasyon sağlayacağını düşünüyorum. Yani Redux'ın avantajları, ilerideki kullanım, ilerleyen sürede kullanımın sağlayacağı faydaları, ne gibi dönüşler sağlayacak developer'a, bunlardan biraz basit örneklerle anlatmaya çalıştım. Bunları göstermeye çalıştım. Onun motivasyon kaynağı olacağı inancındayım ben, geliştirici için. Çünkü ilk başta gerçekten can sıkabiliyor. Redux her aksiyona farklı farklı ekşimler, statüsü, vesaire gibi biraz uğraştırıcı gibi. Tekrar dilim döndüğünce, elimden geldiğince çalıştım. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa lütfen chat penceresine yazsın. Oradan bir kontrol edin. Onun dışında anlatacak. Tekrar izleyen herkese yavaştan müsaadenizi isteyeyim. Hepinize iyi akşamlar.